Selamlar. Bugün şiş burnum ve ameliyat sonrası halimle sizlerleyim. Bu bir haftalık süreçte evde sıkıntıdan evin eksiklerini artı evin ihtiyacı olmayan ama benim satın almaya ihtiyaç duyduğum bazı şeyleri aldım. Burada en az 20 tane falan kargo paketi var. Şimdi bunların hepsini beraber açacağız. Çünkü sizler için beklettim. Onur Gürler YouTube kanalında böyle 5 sene sonra falan bir video yüklemiş. YouTube kanalı olduğunu hatırlamış ve bir markalardan gelmeyenler çekmiş. Ben de biraz ona benzer bir şey çekeceğim aslında. Bu da bir markalardan gelmeyenler. Hepsini kendim satın aldım. Aklınızın, hayalinin alamayacağı alakasızlıkta birçok ürünü bugün hep beraber açacağız. Ve muhtemelen bu kargo paketlerini düşünüp birazcık üzüleceğim. Çünkü gerçekten doğayı hiç koruyan bir paketleme sistemi yok maalesef henüz. Hadi şununla başlayayım. Bu senin merak ettiğindi galiba Beycan. Aynen bak, yırtmışsın. Bunu özellikle sevgili erkek arkadaşım merak ettiği için bak elim de ona gitti. Açıyorum. Sevgili ilk YouTuber'lardan Görkem Karma'nın Görkito isimli markasını iki tane ürününü aldım. Çünkü evde şişler içinde ağzımda burnumda tamponla dururken Miracle Ball diye bir buz topu yapma zamazingosu sattığını gördüm ve böyle herkes daha çok iyi geliyor falan dedi ve benim de önümüzdeki 3 ay 4 ay şişliklerle uğraşacağımı düşünürsek işime yarayacağını düşündüm açıkçası. Şimdi ürünü gösterip biraz da anlatırım size daha önce görmediyseniz ki bence görmüşsünüzdür. Şöyle. Abi bir de şu peelingi çok övdüler. Ben galiba biraz peeling sapıyım yani. Evde en az 3-4 tane peelingim mutlaka oluyor. Hoşuma gidiyor onun o böyle bıraktığı yumuş his ve krem sürmekle uğraşmıyorum. Bir tık akmış bu. Yeni burnumla biraz koklayayım. El ve tırnak peelingi diyor. Limonlu ve portakallı sanırım. Neymiş bunun içeriği? Limon kabuğu ya, tatlı badem ya. Aa çok da gayet temiz içeriği varmış ya. Sadece yağdan oluşuyor. Çok iyi. Gerçi tabii bunun şimdi alüminyumu vardır. Hiç açmayayım onu da. Aa. Gitti daha güzel kokmaya başladı. Şimdiden elim yumuşadı zaten. Şimdi gelelim bu olaylı Miracle Ball'a. Şöyle gösterelim. Yumuş bir silikon kalıp gibi bu. Yani bunu aslında silikon bir buz kalıbı gibi düşünebilirsiniz. Çünkü öyle zaten. Yani içine su dolduruyorsunuz. İşte isteyen Hindistan cevizi, sütü koyabilir. Öyle şeyler yapanlar da var. Ne bileyim gül yaprakları da koyabilir. Aa içinde gül yaprakları var. Gül yaprağı yollamışlar. Buz kürü, şişlik giderici, canlandırıcı, aydınlatıcı. Bir çay bardağı suyu Miracle Ball'un kalp şeklindeki deliğinden doldurun ve buzluğa yerleştirin. Aynı noktada 6-7 saniyeden fazla tutmayın. Masaj yapıyorsunuz yani açıkçası. Bu şey toplar var ya böyle içi simli sulu kocaman toplar. Yani aslında onun gibi bir şey ama DIY tarafını da ben biraz sevdim açıkçası. İstediğim şeyi içine koyabilme özgürlüğünü sevdim yani. Bunu kesinlikle deneyeceğim. Özellikle şu dönemde bence çok ihtiyacım olacak bir şey. Ama beklediğimden küçükmüş bu arada. Sevdim, çok tatlı. Şunu açayım. Bunun ne olduğunu biliyorum. IKEA karıştırma kabı. İşte kektir, börektir, çörektir, hamurdur bir şeyler yaparken rahatça böyle mikserin de içine girebileceği, etrafı da sıçratmayacak bir kase aldım. Ay içim şişti. Açana kadar ya. Aa bu nedir ya? Yani bir kase için çıkan çöpe bak. Şöyle bir karıştırma kabı. Değişik bir altı var. Şöyle bir şey, bunun üstüne çok fazla konuşmaya gerek yok. Karıştırma kabı ile ilgili çok fazla yorumda bulunamayacağım. Devam ediyorum. Bunun paketini açtım ama size göstermek istediğim için ayırdım. Kalıcı oje çıkarıcı bir sıvı buldum. Gala diye bir markanın Magic Remover diye geçiyor. Kalıcı ojenin üstüne sürüyorsunuz. Bunu oje gibi birazcık bekletiyorsunuz. Sonra böyle küçük kabarcıklar oluşuyor. Ondan sonra hemen hani bu et ittirme zamazingosu var ya. Onunla ittirir gibi direkt kalıcı ojeyi söküp atıyor. Yani ben evde kalıcı oje yapıyorum arada. Ve pamukları asetonla üstüne yapıştı. Üstüne alüminyum folyo sar. O böyle ellerim yanıyor ama çıkması da lazım diye yarım saat tutuyorum falan. Yani aşırı gereksiz bir uğraş. Hemen bununla bundan sonra çıkaracağım. Bunu açalım bakalım. Minik bir şey var burada. Abi kablo tutacağı. Aynen. Ben ve elzem ihtiyaçları şöyle. Bu arada bu çok tırt bir şey gibi gözüküyor da çalışma masanızın ya da ne bileyim komodinizin yanına falan koyduğunuzda o böyle yerdeki abuk subuk kabloları çok iyi düzenliyor. Şarja takmanız gerektiğinde telefonunuzu falan aşırı işe yarayan bir şey. Yere eğilme aksiyonunu hayatımdan çıkartıyor. Tam bir şişman üşengeçliği bu arada bu. Evet, bir adet televizyon güç kablosu. Yani bununla ilgili ne diyebilirim bilmiyorum. Yatak odasına televizyon kurduk tepeye böyle. Nargile kafe televizyonu gibi bir tane aparat aldık. Televizyonun kendinden gelen kablosu bir tık kısa kaldı. Böyle sarkıyor, rahatsız edici. O yüzden biraz uzunluğu aldım. Bu açıklamayı da öğrenmeniz iyi oldu. Ölçü seti. Aynen öyle. Ne? Ölçü kalıbı ve kaşık seti. Aa kaşık seti de varmış. Şöyle göstereyim.
Bu arada şık yani, benim hoşuma gitti tipi falan. Tırt durmuyor plastik bu arada ama hani en azından daha düzgün gözüken bir plastik gibi. Kaşık da varmış, bu çok hoşuma gitti. Üstünde de işte yarım çay kaşığı bilmem ne falan yazıyor. Güzelmiş. İyi bir harcama. Şimdi Slim Plus paketimi açayım. Slim Plus benim arkadaşlarımın girişimi olan bir marka. Tamamen işte vegan, glutensiz, işte o bütün o şeyler var ya, unsuz, şekersiz, bildiğiniz tüm o olmayan şeylerin kombinasyonu olan şeylerden oluşan ürünler yapıyorlar. İşte krakerler var, raw bite'lar var, küçük toplar, granolalar var. Geçen PR paketi göndermişler bana. Denedik, çok beğendik. Özellikle raw bite'lar inanılmaz lezzetli. Ben krakerleri de çok sevdim ama bir tık böyle yavan gelebilir hani bu tarz sağlıklı şeylere alışkın değilseniz. Ben bayağı severek yedim. PR gönderisinden sonra da dedim yani gideyim alayım, hani hem arkadaşlarıma destek olayım hem de severek tükettiğim için daha fazla tüketmek istedim. Aa, %20 indirim var. Oley. Plus 20 koduyla 100 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim kazan diyor. Belki siz de kullanabilirsiniz, bir deneyin bakalım. Şu an ifşa ettim indirim kodunu ama. Ben bu raw bite'ların her bir çeşidinden 3 çeşidi var. 2'şer paket aldım. Totalde 6 paket yani. Freeze dry muz ve yer fıstıklı hurma topları. Bu böyle donduruyorlar ya meyveleri. Bu da donmuş muzlu, hurmalı, yer fıstıklı bir top. Şeker ilavesiz, koruyucu içermez, renklendirici içermez. İçermez. Glutensiz ve vegan. Vegan çikolatalı ve yer fıstıklı hurma topları var. Bu da çilekli, yine kurutulmuş çilekli. Daha doğrusu dondurulmuş ve kurutulmuş çilekli. Yer fıstıklı olan. Tam bu kadar bahsetmişken bir tane yemeyelim mi ya? Sana da vereyim mi? Vegan şokoletli yiyorum. Çok iyi. Vegan al. Keşke yemeseydim çünkü bunu çiğnemek çok uzun sürüyor. Bu detayı atlamışım. Ben onu açmaya devam ediyorum çünkü bu bitmeyecek. Az önce kendimi makaslıyordum. Bu da tuzlular. Zeytinli ve biberiyeli tohumlu kraker. Bir de domatesli, soğanlı tohumlu kraker var. İşte bunun içinde chia tohumu olması lazım. Keten tohumu var. Kabak çekirdeği var. Yani aslında içerikleri çok zengin. Hani ben oturup da chia tohumu tüketmiyorum ama böyle şeylerin içinde yemek iyi oluyor, faydalı oluyor bence. İki çeşidini almışım. Üçer tane almışım. Bana helal olsun. Devam ediyorum. Şunu açalım bakalım. Bu var ya, bu hayat kalitemi çok arttıracağına inandığım bir ürün. Şöyle, bunun içinde de küçük parçaları var bu arada. Bu bir valiz hurç seti. Şimdi böyle valizinizin ne bileyim dondur, sütyendir, çoraptır, tişörttür. Bu tarz şeyleri daha düzenli şekilde valize koymak için işe yarayan bir valiz hurç seti bu. Bez yani, bildiğiniz bu arada. Mesela şöyle içinde küçük şeyler var. Tam böyle günlük pet falan atmalık mesela, bu gayet güzel. Bir de onun bir büyüğü var. Böyle 3 boy. Bunlardan 3 boyda şöyle şu gördüğünüz tutmalı hurçlardan var. Ben bu ürünleri üşenmezsem aşağıya linklerim bu arada. Bu kadar. Bununla ilgili daha fazla ne diyebilirim bilmiyorum. Bakalım ilk seyahatimde deneyimleyeceğim. Bu ne? Yanımda bir şey var. Bu trend olmuş mesela. Burakcan'a terlik aldım. Sonra aşırı rahat olduğunu fark edince kendime de aldım. Ona mavi almıştım. Kendime su yeşili aldım. Havlu terlik diye geçiyor. Bu tam böyle duştan çıkınca ayağınızı floş diye basmalık bir terlik. Bir de güzellik merkezi saç bandı aldım. Çünkü neden almayayım? Ve ben buna değerim tabii ki. Evde cilt bakımı falan filan bir şeyler yaparken saçlarımız ıslanmasın diye güzellik. Oy, rahatmış bu arada, sevdim. Ne bu? Ne bu diyorum ya. Hiçbirinin ne olduğunu bilmiyorum ki. Şöyle yapalım. Ne aldığımı da unuttum ya. Narkozlu narkozlu hayvan gibi para harcadım. Aa, bu çok iyi. Becan. Joseph isimli markanın katlanabilir kesme tahtası. Bence dünyanın en iyi buluşu. Çünkü ben böyle bir şeyleri kesip tencereye, tavaya o kadar kötü atıyorum ki. Bilmiyorum, o konuda siz becerikli misiniz ama ben değilim. O yüzden şöyle chop to pot ismi de tatlı. Tık 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 kesiyorsunuz. Sonra şuradan katlama suretiyle aşağıya fıttırıyorsunuz. Bunun küçük boyu da vardı. Aslında küçük boyu da yeterli olurmuş ama olsun. Şöyle katlayıp hem hani o suyunu muyunu da sağa sola sıçratmadan hayatınıza devam edebilirsiniz. Çünkü bende böyle bambu kalın kesme tahtaları var. Onu böyle kaldırıp bir yandan elimde bıçakla sıyırana kadar, ellerim çok küçük ve güçsüz bir insan olduğum için kontrol edemiyorum yani. Rengi de çok tatlıymış ve kaliteli bir materyal. Rossmann. Rossmann'da bir tane aşırı kalitesiz, böyle ince, boktan gözüken bir mop gibi bir şey var. Kesin görmüşsünüzdür. Peçeteleri var böyle satılan. Mopun altına böyle parmağınıza sıkıştırma yerleri var. Tek tek bunlardan kullanacağınız zaman sıkıştırıyorsunuz.
Hayatımda gördüğüm en pratik toz alma aleti. Tek kullanımlık olduğu için bir de ki mesela ev çok pis değilse birkaç kere de kullanabilirsiniz. Hemen böyle takıp fıt 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 etrafı silip ondan sonra çöpe atıp hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Ben böyle bazen evi temizlemeye üşendiğim zamanlarda bunu kullanıyorum. Acayip tavsiye ederim. Bir de ıslağını almışım. Şu bahsettiğim ürün. Bu da ıslak bezleri. 16 taneymiş. Gayet yeterli. Bunu da geçiyoruz. Hepsi buradan aldım. Şöyle kahve çay koymalık kaplar, kutular daha doğru olur. Şöyle siyah, altın dokunuşlu. Ben de bu arada hiç gold sevmem, hiç altın sevmem ama bu çok minik olduğu için bence tatlı ve şık duruyor. Bunun bir de iki tane büyüğü çıkacak buradan bir yerden muhtemelen birazdan. Hem kahvenin bayatlamasını engelliyor hem de ihtiyacım vardı öyle bir şeye. Bu ne? Üçlü yonca priz. Bunun isminin yonca olduğunu biliyor muydunuz? Ben açıkçası internette almak için uğraşarak keşfettim. Şekline bakınca evet yoncaymış gerçekten ama çok gereksiz bir isim diye düşündürttü açıkçası. Şöyle bir şey devam ediyorum. Bunlar galiba diğer büyük Ikea'lar. Aynen öyle. Bunlar da şu küçüğün büyüğü. Evet çok iyi açıkladı. Şöyle tatlı kutular. Ve 8'li baza ayağı. Gerçekten her evin ihtiyacı diyebileceğimiz bir ürün. Şöyle şundan totalde 8 tane var. Şöyle baza ayağı. 12 santimlik aldım bu arada. Robot süpürge pataküte geçecekken. Çünkü o yatağın altında bir toz birikiyor. Aşırı sinirim bozuluyor. Ya bunu açmayacağım. Çünkü bunu açarsam bütün küçük paketleri kontrol etmem gerekecek. İstemiyorum ama göstereceğim şöyle size. Daha az alan kaplayarak kıyafetlerinizi saklayabildiğiniz bir vakum poşet seti aldım. Şöyle göstereceğim. Boy boy, renk renk, desen desen. İçinde var. Desen falan yok bu arada, hepsi şeffaf. Biz şimdi kışlıkları falan kaldıracağız ya. Kışlıklar acayip yer kaplıyor. O yüzden bunu kullanacağım. Devam ediyorum. Kahve aldım çünkü kampanyada kahve almak çok mantıklı. Çünkü bizim evde günde 150 gram falan kahve tüketiliyor. Şakasız. Şöyle Mamba Cafe'nin Kenya isimli. Hepsi burada da ara ara kahve indirimleri oluyor. Kovalayın derim bu arada. Seyh diye bir marka var. Görmüşsünüzdür belki. Bedia Günaydın'ın markası. Böyle yerde yatmalık çok rahat. Hem yoga yapabileceğiniz, eğer yoga yapıyorsanız, hem de işte çocuğunuzun falan oturabileceği ya da sizin oturabileceğiniz. Minderler yapıyor. Üçgenli. Bunlardan aldım. Çok güzel renkleri var bu arada. Ben mint aldım. Mesela turuncu falan da var. Biraz daha patlak şeyler isterseniz. Bir de outdoorları var. Sudan bilmem neden çok etkilenmeyen. Ben onlardan tercih etmedim. Çünkü bahçeli evim maalesef yok. Üf, çok iyi. Popumu bunun üstünde hayal edebiliyorum şu an. Buraya fotoğraf koyarız. Bunu şu an burada açamayacağım çünkü. Açılıyor işte bu. Nasıl anlattım? Çok iyi. Allah. Bunlar el yapımıymış bu arada. Bu bilgiyi de vermek isterim. Ben yerde oturmayı seven bir insanım. O yüzden böyle çok fazla insan geldiğinde falan kullanacağımı düşünüyorum bunu. Devam ediyorum. Ya bu da Marlişkom'un. Bu da Wash Gloves diye evcil hayvan kuru yıkama ve bakım kesesi. Alkolsüz, parabensiz ve aloe veralı falan, yani doğal da içerikli. Çok güzel bir şey. Marlişko sudan ve duş ve banyodan genel olarak çok korktuğu için, yani ya böyle kucaklayıp zorla yıkamamız gerekiyor ki onu da çok yaşatmak istemiyoruz hayvanı. O yüzden böyle bir çözüm buldum. Şu şey, çatal bıçaklık çekmece içi, mutfak için bir şey. Nice! Kalite! Ya ölçtüm, ölçerek aldım. İnşallah doğrudur. Değilse de aynen bu paketle geri yollarım yani. Mutfaktan devam edelim. Ve bir adet çöp kovası. Mutfaktaki çöp kovası biraz hızlı doluyordu. Dedim ki yenileyelim. Klostrofobim azmak üzere bu arada, burada şu an çığlık atacağım. Bu nedir? Evine hoş geldin. Çöp kovası reis. Şöyle direkt içine fırtladığınız bir kapak. Anladınız sanırım neden bahsettiğim. Bu kapak buna oturmuyor ama. Evet. Tersmiş. Oturmasa saçma olurdu zaten. Güzel, bunu sevdim. Şöyle de göstermek isterim. Evet, artık IKEA ve son olarak Refika'nın ürünlerinde devam edip bu videoyu bitirebilirim. Hangisiyle başlayayım? Hadi Refika ile başlayalım. Ben bayağı böyle Refika'nın YouTube kanalını deli gibi, özellikle bir 2 sene önce falan, 3 sene önce belki izliyordum. Sonra bu bir haftalık süreçte evde artık content emcüklüyorum yani. Refika'ya yine sardım ve Refika'nın çok güzel ürünleri olduğunu fark ettim. Bizim de böyle mutfakta birkaç tane almak istediğimiz şey vardı. O yüzden dedim ki alalım. Şöyle bir adet kurulama bezi aldım. İşte hani patatesi falan yıkıyorsunuz, sonra fıt fıt kurulamak gerekiyor ya. Çok kaliteli gözüküyor bu arada bunlar.
Bu da çok güzelmiş kumaşı. Güzel bir kurulama bezi. Bir adet unum var. Yani un da alınır mı diyeceksin ama alınır çünkü hiçbir şekilde tarım ilacı içermeyen çok güzel bir unmuş. Refika öyle söyledi. Influence etti beni valla. Beni aldı yani. O yüzden 1 kilo un aldım. Doktor Tolga'dan diyor bu arada. Bu da Refika'nın abisiymiş. Abisinin üretimi bir un. Emaye set aldım. O galiba. Aynen. Emayeler ne kadar pahalanmış. Bir emaye tabak Refika'da 120 lira falan. Akıl alır gibi değil. Ben de böyle daha uygun fiyatlı bir set almayı tercih ettim o yüzden. Totalde daha uyguna geliyor yani. Meze seti diye geçiyor galiba. 2, 4, 5 parça. Şu mesela meze tabağı. Şöyle iki tane küçük sosluk gibi kase var. İki tane de küçük tabak var. Yine buna mesela zeytin falan gelebilir. Tam rakı sofrası itemleri diyebiliriz. Tatlış bir set. Nar ekşisi benim kırmızı çizgimdir. Ben çok severim. Salataya malataya sabah böyle söğüş domates salatalığa da çok koyarım yani. O yüzden Refika'nın da lezzetine, damak zevkine güvendiğim için nar ekşisini denemek istedim. Şişelemeler falan da aşırı tatlı. Yani çok takdir ettim kadını. 35 kişilik bir ekibi falan varmış. Bu marka için oturup Ar-Ge çalışmaları falan yapıyorlarmış. Çok hoş bence. İşini bu kadar severek yapan insanların gerçekten başarısız olma ihtimali çok düşük oluyor. Burak ya, Burak Arpak. Yine Refika'nın kanalından aşinasınızdır eğer izliyorsanız. Genelde hamur işlerinden sorumlu devlet başkanı oluyor kendisi. Onun da ölçü kabını aldım. Daha sıvı şeyler için. Şöyle yani plastik olması bence bir tık üzücü ama Refika'da mesela videosunda zaten bahsediyor bunun camını yapmak istiyoruz diye. Burada şeker, un için gramajlar, işte kap, Amerika ölçüleri, litre, hepsi var. Hepsini aynı anda görebiliyor olmak hoşuma gitti, o yüzden aldım. İşte burada şey var. Bizim yemek takımımız var, 6 kişilik. Bu büyük servis tabağımız. Evet, bu da kahvaltı tabağı diyeceğimiz büyüklükte. Servis tabağı, kahvaltı tabağı, hafif derin tabak ve kase olmak üzere. Şöyle dörtlü bir set. Oo, kaseler çok güzel. Derin dedin. Böyle çok küçük değil. Tam böyle güzel salata kaşıklamalık da bir kase aynı zamanda. Güzel çorba da içilir bundan. Bu da şöyle. Bunda da bu arada yine çorba falan içilir bence. Setimiz şu yani. Setin totali. Şöyle şuradan da göstereyim. Çok güzelmiş. Çok sevdim. Evet. Bir şeyler artık kendi kendine hareket etmeye başladığına göre tehlike çanları çalıyor diyebiliriz. Ve son olarak IKEA alışverişimle devam etmek istiyorum. Bakalım neler aldık IKEA'dan. Ha, bu benim taburem. Tabure aldım. Yani gösteremeyeceğim bunu. Şöyle ancak kağıdını gösterebilirim. Makyaj masam için tabure aldım. Bunu şimdilik olduğu gibi geri kapatıyorum. Bu hafif. Bunda bir şey yok. Abo, kaseleri düşürdüm. Bu ne kız? Oha, bunlar çok uzun. Bunlar olmaz ki. Ya bu iki alışverişi bu arada benim hala narkozun etkisinde olduğum bir alışverişti. O yüzden bazı şeyler yanlış olabilir. Bir adet çaydanlık. Şöyle bir çaydanlık aldım. Çay demleme zamazingosu. Evde kettle var ama üstü kırık olduğu için kullanamıyorduk. O yüzden bunu herhalde oturtabilirim diye düşünüyorum. Evet, başka bir şey yok. Bir de son olarak dolap içi düzenleyicilerden aldım. Geçen almıştık, sonra baktık bir iki tane daha alsak iyi olur gibi duruyordu. Bir tane küçüğünden aldım şöyle. Trendyol'da falan da var ama ben almıştım. Böyle sallanıyor yani. Kalitesiz de kötü oluyor gerçekten. Tabak mubak koyuyorsunuz, sakat iş yani. Bir de şöyle büyüğü var. Bunu da bardaklar için aldım. Bayağı kullanışlı oluyorlar çünkü direkt iki katına çıkıyor yani kullandığınız alan. Aman tanrım, bitti. Bir dakika. Yoruldum. Bittim. Daha burası. Ya burası o kadar kötü durumda ki. Şey gibi oturuyorum şu an. Tarlası yanmış çiftçi gibi oturuyorum. Evet. Birçok ürün gördük. Yani görmez olamaydık. Emin de değilim. Çok şey almışım. Bir sonraki ay kredi kartı ekstremde bunların hepsi yüzüme muhtemelen şılak şılak vuracak. Ama birçoğu da aslında eksik gedikti. Umuyorum beğenmişsinizdir videoyu. Sizleri öpüyorum. Bu tarz kargo açılışı videoları isterseniz de aldığım şeyleri sabırla, dişlerimi sıkarak bekleyerek çekmeye çalışırım. Sizleri çok öpüyorum. Umarım başka videolarda tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.